Peki evet, sizde yani şöyle bir şey de oluyor tabii değil mi? Menajerler ve siz işler tuttukça paraları da aynı oranda yükseltiyorsunuz. Evet, onun bir menajer yapıyor, edilen. Siz yapmıyorsunuz. Sonra inşa bir sonraki gibi şarkı tutmazsa onu nasıl geri düşürebiliyorsunuz? Ben onu merak ediyorum. Ya ben de bir kabare işlettiğim için yani vallahi geri dönüş nasıl oluyor? Şu an bir learning peşindesin sen galiba. Hayır. Evet yani aslında yani o tabii hemen görüyoruz nasıl düştüğünü de yani. Yani o mesela, zaman Tolga Akış'ın yani, şu an şeyini mi söyleyeceğim? Yani parça parça mı iniyor mesela, şöyle nasıl iniyor mesela geriye o? Bir sene yani, sonra iniyordu. Parça parça çıkıyor çünkü mesela şuydu şimdi bu değil. Mesela ben mesela Türkiye'de mesela tutmuş bir şarkıyla tahtayı aynı şey olarak görüyorum. Çünkü anamın evini taş ev yaptım Bodrum'da mesela hani marangoza yani mesela bazı tutmuş şarkılar onların sanatçılarıyla tahta çok hızlı artıyor. Mesela şöyle artıyor. Mesela tahta euro ile artıyor. Sonra euro artmadığı zaman da tahta artıyor. Ondan sonra çok acayip. Sen adamlar diyorsun ki ulan hani bu euro ile artıyordu evet filan. Diyor ki abi diyor tahta o kadar güzel artıyor ki diyor. Çünkü evet, marangozla bire bir buçuk aldığı için hani evet, tahta evet, ne kadar aynen artarsa marangoz da o kadar alıyor. Anladın mı? Hani çok biz tahta gibi artmıyoruz. Ve arada evet mesela fiyatını arttırmayan, yani ben menajerler adına konuşmak istiyorum. Bazı menajerler öyle rakamlardan bahsediyorlar ki şu anda ülke bunu kaldırabilecek durumda değil. Ve o zaman da söylediği oluyor işte mekanlar kapanıyor. İnsanlar yani bahsedilen milyon TL'lerden bahsediliyor ve nasıl oluyor da böyle bir gecede bu paralar alınabiliyor? Böyle paralar yok. Alınamaz zaten. Ciğeri yani yanmış, klibe gömmüş belki bir milyonu. Onu bir şekilde konserde çıkarmaya yani anlatabiliyor muyum? O kadar acayip ki yani klibe niye bir milyon gömüyor ya? Bir klibe klip bir var valla. Var bir an ya bilmiyorum. Yani klipte 30... görünmüyor ama saçtık. Ya bir şey diyeyim, yaktık, ya yakarak, 32 yakarak senedir bu işi yapıyorum. Hangi menajerle çalışsam, bunu söylediğim için belki bana kızıyorlar ama ben biraz gerçekçi olmaya bazı menajerler emlakçı gibi oluyor. Evet, emlakçı gibi. Ya mesela gibiler sen evi bir türlü kiralayamıyorsun ya da satamıyorsun aynen diyor ki ben bunu şu paraya satarım evet diyor. Sen direkt o emlakçıya dönüyorsun ya. Yani aynı şey. Bu abi sanatçıların zor tarafı şu. Sanatçılar bir kere idealist. Sanatçılar bir kere çok iyi niyetli. Sanatçılar bir kere ticaretten pek anlamıyorlar. Anlasa zaten başka bir şey yapar. Ben hiç o başkasının menajeri olurdu. Evet. Dolayısıyla sanatçı kandırılmaya çok müsait bir insan. Bir de sürekli bir böyle bir hallenmeleri var. Allah'ım şarkım tutacak mı? Oyunum seyredilecek mi? falan filan böyle bir şey. En kolay şey bu panik halindeki insanı ikna etmek. Evet. Dünyanın en kolay şeyi panik. Evet. Vallahi yani beni hiç ikna edemiyorlar. Belki de o yüzden çok sık menajer değiştirdim. Buna da çok kızıyorlar. Çünkü onlarla aynı şeyde buluşamıyorum. Aynı düşüncede değil. Çünkü ben sanatçı bir babanın kızıyım ve bu işin matematiğini biliyorum zaten. Yani ben ayda bir tane konser vermektense 5 tane konser verip gene aynı parayı kazanabilirim. Hem daha zinde olurum, daha İnsana ayakta olurum ve insanlara ulaşırım. Tabii, daha tabii, fazla. Tabii. Böyle düşünüyorum yani. Şimdi çok uzun konuştunuz. Hakikaten Arda'ya vakit kalmadı. Tamam, bak bu tamam taraf böyle sustum duruyor. Ya. Onlarla hiç konuşamadım.